üçerli öbür tarafa doğru. Üçerli arkadaşlar. Tek bol haber hizaya gel. Metin Başkan hoş geldin. Merhaba. Naber? Ali Bey nerede? Merhaba. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar kardeşim. Al canım benim. Akşam uçurdun. Merhaba, ne haber? Al. Yavaş. Ağır. Al kardeşim. Ay, bir tane beyaz verir misin? Al canım kardeşim. Hadi bakalım. Abi bir tane kırmızı versene. Kırmızı. Versene abi. Başka mı sol abi? Selamünaleyküm. Merhaba, nasılsınız? Afiyet olsun. Şöyle bir çıkayım. Nasılsınız? Merhaba, hayırlı işler. Arkadaşlar kolay gelsin. Biliyoruz bileceğiz yakın. Düşmüşler hem de ketin. Varlar.
bekliyoruz hele gelsin yarını. Elimizin hazırlandı abdolsun kalbini, başlarına bulacağız yakınlığı. Bir ıslıkta sen çağır, bir ıslıkta sen. 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 Ulu Önder, Atatürk ve şehit olan tüm arkadaşlar için bir dakikalık saygı duruşu. Konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizi bugün bir araya getiren, görkemli buluşmamızı sağlayan belediye başkan aday adayımız Sayın Mimar Mustafa Fazlıoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Planladığımız, ilkini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya ev sahipliği yapan, bizleri ağırlayan Seyit Nizam Mahallesi'nin saygıdeğer dostlarım, arkadaşlarım, mahalle temsilcilerimi bir kez daha burada sizin huzurunuzda kutluyorum. (Gülüyor)
Bu toplantıya tüm mahalle başkanlarımızı, mahalle temsilcilerimizi davet ettim. Davet ederken belediye meclis üyesi aday adaylarımı davet ettim. Belediye başkan aday adaylarımı davet ettim. Bu davete katılan tüm aday adaylarımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanım Adil Emecan, sevgili eski ilçe başkanım Ali Güzelce, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili muhtarlarım, sevgili dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partililer, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Ben biraz kendimden bahsedip içinde olduğumuz süreci kısaca anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlarım, ben 50 yıldır Zeytinburnu'nda yaşayan bir arkadaşınızım. Zeytinburnu'nun çamurlu sokaklarında büyüyen, Zeytinburnu'nun kentleşme süreçlerini yaşayan bir arkadaşınızım. Zeytinburnu'nun tüm sorunlarını bilen, sorunlara ilişkin çözüm üreten, çözümlerini de bilen bir arkadaşınızım. Sevgili arkadaşlarım, ben aynı zamanda bir mimarım. Onur duyduğum, gururla içinde çalıştığım Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde 3 dönemdir yöneticilik yapmaktayım. Mimarlar Odası hepimizin bildiği gibi kamu ve toplum yararına, kente sahip çıkan bir kurum. Toplum için mimarlar politikaları geliştiren bir kurum. Kent yağmasına karşı mücadele eden bir kurum. Ben bu kurumun 30 yıldır içindeyim ve 3 dönümdür de İstanbul'da yöneticiliği yapmaktayım. Ben sevgili dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 1985 yılından beri olan bir arkadaşınızım. Ta üyeliğinden sandık kurulu başkanlığından, mahalle delegeliğinden ilçe başkanlığına kadar birçok görevlerde, vazifelerde görev yaptım. Çizgimi hiç değiştirmedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına hiç çıkmadım. Sosyal demokrat harekete hep katkı vermeye çalışan bir arkadaşınızım. Zeytinburnu'nda doğdum, Zeytinburnu'nda büyüdüm, Zeytinburnu'nda gururlandığım bu kente şimdi de hizmet etmek için belediye başkan aday adayı oldum. Ben bu sürece gelene kadar yaptığım birçok mücadele var. Bunlardan en önemlisi sol ve sosyal demokrat değerlere sahip çıkmaktır. Ben nerede bir kent yağması varsa, nerede bir haksızlık varsa hep yanında oldum, yanında olmaya çalıştım. Ben Tunceli'de Munzur'a baraj yapımına karşı oldum. Ben Karadeniz'de derelerimize gem vurulmasına karşı oldum. Ben sizlerle birlikte daha 1 Mayıs'ta Barbaros Ulvarı'nda beraber gaz yedik, su yedik, ilaçlı sular yedik. Ben görevli olduğum mimarlar örgütünle birlikte Ankara tekel işçilerine dirençle destek vermek üzere İstanbul'dan bir otobüs kaldırdım. Yani nerede bir problem varsa, nerede bir direniş varsa içinde olmaya, destek vermeye çalıştım sevgili arkadaşlarım. Şimdi de dediğim gibi yaşadığım bu kente hizmet etmek için belediye başkan aday adayı oldum. Bu işi çok iyi yapacağımı eminim. Sevgili belediye başkanımız biraz önce kendi deneyimlerini anlattı. Çok da güzel konuştu. Onun deneyimlerinde kendimize rehber edinerek önümüzdeki dönemde Zeytinburnu'nu yaraşır bir şekilde yönetebileceğimizi ben düşünüyorum. Birçok projemiz var sevgili arkadaşlarım. Çalışıyoruz. O kadar çok çalışıyoruz ki. Ama benim en önemli projem Zeytinburnu'nda AKP iktidarına son vermek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kurmaktır sevgili arkadaşlarım. Bunun için 3 yıl önce yola çıktık. Yani ben yasal süre içerisinde adaylaşmış bir aday arkadaşınızı değilim. Ben ilçe örgütümle birlikte, ilçe başkanımla birlikte
3 yıl önceden Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Halk Partisi nasıl iktidar olur? Bu AKP'den bu belediyeyi nasıl alırız diye kafa yormaya, çalışmaya başladık. Bu çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. Elbette parti üst kurulumuzun almış olduğu ön seçim kararını benimsiyoruz. Bu bizim zaten dünya görüşümüz, siyasal yaşamımızın özü. Parti içi demokrasilerde ön seçim benim için, bizim için vazgeçilmez olandır. Tüm yarışmalarda ön seçimi de savunan bir arkadaşınızım. Bunun için örgütümüzün nihayetinde vereceği karara son derece saygılı olacağımı burada ifade etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını elbette birlikte bir dayanışma ruhuyla kol kola el ele girerek ve toplumla bütünleştirerek birlikte başaracağız. Buna hiç şüphem yok. Şimdi ben daha önce planladığım, dün de gerçekleştirdiğim bir helikopter gezisi yaptık. Bu İstanbul ne durumdadır? Bu Zeytinburnu ne durumdadır? İçini biliyoruz, yaşadığımızı biliyoruz. Bir de yukarıdan, daha üstten bir bakalım. Acaba yerde gördüklerimizle üstte gördüklerimiz birbirine çakışıyor mu diye. Gördüğüm manzara korkutucu arkadaşlar. Gerçekten korkutucu. Bu kent yağmalanıyor. İstanbul yağmalanıyor. Zeytinburnu'nun kuşatılmış olduğunu gördüm. İçinde pelki hissetmiyoruz. Zeytinburnu sahilinden, E5 aksından, Çırpıcı Çayırı aksından her tarafından kuşatılmış durumda. Rant projeleriyle Zeytinburnu'nu kuşatmışlar. Bizi Zeytinburnu'ndan atmak istiyorlar sevgili arkadaşlarım. Biz direneceğiz. Zeytinburnu halkı direnecek. Hepimiz yağmaya karşı çıkacağız. Yağmaya dur diyeceğiz. İşte önümüzde böylesi bir seçim var sevgili arkadaşlarım. Zeytinburnu çok değerli bir kent parçası. Zeytinburnu İstanbul'un incisi. Zeytinburnu Boğaz'ın hemen kıyısında çok değerli. İşte Zeytinburnu'nun bu zenginliğinin Zeytinburnu halkına dönmesi gerekir. Biz bunun için mücadele edeceğiz. Halkın refahının artması için mücadele edeceğiz. Ben 3 yıl önce arkadaşlarımla yola çıktığımda Zeytinburnu değişim istiyor. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Zeytinburnu'nda değişim zamanı. İşte Zeytinburnu kendini yenilesin. Zeytinburnu halkı kendi zenginliğine sahip çıksın. Bu zenginlik Zeytinburnu'nun olsun diye Zeytinburnu'nda değişim zamanı diyoruz. Zeytinburnu'nu Zeytinburnu halkı yönetsin istiyoruz. Seyit Nizam'da bir imarla ilgili karar alınacaksa, bir yapılaşma yapılacaksa, herhangi bir uygulama olacaksa Seyit Nizam halkının bilgisi dahilinde olsun istiyoruz. Seyit Nizam halkı alınacak olan o karara kendi düşünsel fikrini katsın istiyoruz. Yani kent meclisleri kurulsun istiyoruz. Kadın meclisleri kurulsun istiyoruz. Gençlik meclisleri kurulsun istiyoruz. Zeytinburnu halkı söz, karar ve yönetimde yetki sahibi olsun istiyoruz. Halkın belediyesini kurmak için biz Zeytinburnu'nda değişim istiyoruz sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım, Zeytinburnu güvenli bir kent olsun istiyoruz. Sokağı güvenli olsun istiyoruz. Bu kardeşlerim, bu çocuklarım benim yetiştiğim, bizlerin yetiştiği o toprakta, çamurlu ortamlarda yetişsin. Birbirleriyle kaynaşsınlar, birbirlerini eğitsinler istiyoruz. Zeytinburnu eğitimde İstanbul'un sondan 3. ilçesi. Zeytinburnu eğitimde başarılı olsun istiyoruz. Zeytinburnu'nda sağlık hizmetleri bedava olsun istiyoruz. Zeytinburnu'nda kadınlarımız eve mahkum değil, üretimin içerisinde olsun, sokakta olsun istiyoruz. Zeytinburnu'nda emekli vatandaşlarımız eve mahkum değil, her yere erişebilsin, yaşamın içinde olsun istiyoruz. İşte bunun için Zeytinburnu'nda değişim istiyoruz arkadaşlarım, değişim istiyoruz. Barış olsun istiyoruz, barış. Ülkede barış olsun, dünyada barış olsun, savaş olmasın istiyoruz.
ilçemizde de barış olsun istiyoruz. Burada baktığımda tüm mahalleden arkadaşlarımız var. Zeytinburnu'nun 13 mahallesinden arkadaşlarımız var. Ama burada başka bir şey daha var sevgili arkadaşlarım. İşte bir masaya baktığımda burada Balkanlardan arkadaşlar görüyorum. Doğu'dan arkadaş görüyorum. Bir başka masada Karadeniz'den arkadaşlarımı görüyorum. Yurdumuzun her yerinden arkadaşlarımızı görüyorum. Bizler Zeytinburnu'nda bir arada kardeşçe yaşıyoruz. Aynı kahvede oyun oynuyoruz. Aynı çayı içiyoruz. 15 gün önce Seyit Nizam Mahallesi'nde bir göçmen, Balkanlardan göçen bir ailemizin çocuğunu askerde uğurlamaya geldik. Hemen 20 metre ötesinde bir asker uğraması daha gördük. Gittik. Mardinli bir kardeşim. Biz aynı sokakta Lazlı'yla, Kürdü'yle, Alevizi'yle, Çerkesi'yle yaşayan bir arada olan bir topluluğuz. Bir arada yaşama kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Bu farklılıklar bizim zenginliğimiz. Bu zenginliklerimizi korumamız lazım. Bunun için Zeytinburnu'nda değişim istiyoruz. Bunun için değişim istiyoruz. Zeytinburnu bir barış kenti olsun istiyoruz. Zeytinburnu bir kültür kenti olsun istiyoruz. Zeytinburnu'nda kamusal hizmetlerin herkese eşit ama eşit gitmesini istiyoruz. Kentsel dönüşümde herkes payını alsın istiyoruz. Hiç kimseye haksızlık olmasın istiyoruz. Yerinde dönüşüm olsun istiyoruz. İşte bunun için Zeytinburnu'nda sevgili arkadaşlarım dönüşüm istiyor, barış istiyor, kardeşlik istiyor ve Zeytinburnu'nda değişim istiyoruz sevgili arkadaşlarım. Değişim istiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım önümüzde az bir süre kaldı. 1 Aralık'ta hep birlikte sandığa gireceğiz. Ben konuşmamın başında belirttim. Benim en büyük projem, daha çok projemiz var, çalışıyoruz. Zeytinburnu çalışıyoruz. Ama en büyük projem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Zeytinburnu'nda iktidar yapmak. Bunu birlikte başaracağız. Bunu toplumun tüm farklı kesimleriyle kucaklaşarak, çok çalışarak birlikte başaracağız. Ben bu sürece gelene kadar 3 yıldır çalışıyorum. Şu an itibariyle bir parkta duruyor. İlçemiz için 3 tane karavan yaptırdım, parasını ödedim, seçimde kullanmak üzere ilçe başkanıma teslim ettim. Seyit Nizam Mahallesi'nde, Merkez Efendi Mahallesi'nde, Veli Efendi Mahallesi'nde seçim bürolarını tuttum, paralarını ödedim. 1 Aralık'tan sonra partimin emrinde, faaliyetinde olacaklar. 1 Aralık'ta beni seçseniz de seçmeseniz de hakkımı örgütüme helal ediyorum. Altı ordu bayrağımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı altı oklu bayrağını yaşamımın sonuna kadar elimde dalgalandırmaya bir şeref ve namus sözü olarak burada sizlere paylaşıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. L 32 96 34 L 32 96. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındı. Kim nerede ne işliyor, hepsi yakacağız, yakacağız.